Yeah.
Kızlar sakin olun, sakin olun. Yavaş, yavaş, yavaş. Lalezar Kalfa, vaziyet nedir? Herkes iyi mi? Herkes iyi, çok şükür büyük bir zayiat yok. Validem nerede? Dairesinde yoktu. Bilemiyorum, malumatım yok. Hacı Ağa, validem nerede? Sultanım, Selze'den evvel Şimşirli'ye indiler. Bir şey mi oldu? Sultan Murat. Şehzadelerimizin ölüm emrini verdiler. Kardeşlerim. Öldüler mi? Ağalar, şarap getirin bana. Dedim cellatları. Koştum. Nefesim kesilinceye de koştum. Olmadı. Gücüm yetmedi. Osman'ım gibi, Mehmet'im gibi Kasım'ım da gitti. İbrahim'i de alacaktı Hünkar abin. Yüce Rabbim izin vermedi. Toprak soğuktur şimdi. Buz tutmuştur. Kazma vursan kazma girmez.
Hünkârım. Çok şükür afiyettesiniz. Ağalar bütün payitahtı dolaşıp hasar tespiti yapıyorlar. Emir verdim, aileye yardım edilecek. Siz... Şerap? Hünkârım. Neden yapıyorsunuz bunu? Emir Çelebi ikaz etmişti sizi. Yusuf. Emir Çelebi'nin ne yediği zerre umurumda değil. Kardeşim Kasım'ı idam ettirdim. Fakat İbrahim'i... Az evvel işittim. Yaşıyorlarmış. İdamı durdurmuşsunuz. Ben değil. Rabbim izin vermedi. İbrahim'in yaşamasını isteyen ben değilim. Yüce Rabbim. Belki de kâhin doğruyu söylüyordur. Kâhin mi? Revan seferinden dönerken karşılaştığım adam. Kardeşlerinden birinin tahta çıkacağını söyledi bana rağmen. Kasım artık yok. Meğer Levi Mahfuz'da İbrahim'in ismi yazıyormuş. Benim bunu değiştirmeye kudretim yok Yusuf. Hünkârım, İbrahim'i size karşı kullanmak isteyenler olabilir. Ki olacaktır da. Tıpkı bu geceki gibi. Lakin kimsenin gücü yetmez hünkârım. Hiç kimse sizin sırtınızı yere getiremez. Hepsine savaş açarız. Tüm düşmanlarınıza meydan okuruz. Gerekirse kaderin kendisine bile. İhtiyacımız olan tek şey... sizin güçlü olmanız ve başımızda olmanız. Talihsiz oğlum canın cennet olsun. Ruhun şad olsun. İkaz ettim onu valide. Gölgeler geliyor dedim. Cellatlar geliyor dedim. Dinlemedi beni. İnandıramadım. İnandırabilseydim... belki şimdi o da yaşıyor olacaktı. Kendini suçlama oğlum. Senin bir günahın yok. Sen elinden geleni yaptın.
yapamayan benim. Kabahat de benim, günah da benim. Keşke şu kuş gibi kanatlarım olsa Valide. Kocaman kanatlar. O vakit cellatlar geldiğinde kasımı da alır uçar giderdim. Büyük duvarları aşardım. Kaçardım. Kimsenin bizi bulamayacağı bir yere. Bir daha geri dönmemek üzere. Erset olmadığınıza dair fetva veren Rumeli Kaz askeri Ömer Efendi'nin cezası verildi. Konağında idam edildi. Saraya baskına gelen Cafer Ağa'nın ocaktaki adamları bir bir tespit edilip mucibince tedarikleri görüldü. Halil Paşa, validemin sağ kolu. Her yeri aradık. Lakin henüz ulaşamadık. Gafil başına geleceği anlayınca kaçtı zar. Kemankeş Mustafa Paşa'dan bahsetmediniz paşam. Valide sultanımıza yakın isimlerden. Bu yani çamuru hiç mi ulaşmadı? Deli. Konuş. Kemankeş de mi? Çok şükür ki onun dün gece olan hadiseyle hiçbir alakası yokmuş. Birçok farklı zattan teyit aldım. Paşamız dün gece tersanedeymiş. Baş tardısından hiç ayrılmamış. Sultan Murat baskını nasıl öğrendi? Belli ki bir zafiyet var. Biri açık etmiş. Her şey berbat oldu. Ocaktakilerden şüphe edeceğim. Hepsi canından aldılar. Belki de saraydan biri söylemiştir. Bilmiyorum paşam. Tek bildiğim bu hatanın Şehzademiz Kasım'ın hayatına mal oldu. Ali paşam, siz de dikkatli olun, peşinizdeler. Biliyorum hacı, biliyorum. Tedbirimi aldım. Sen bizi bırak da hacı, Kösem Sultanımızdan haber ver. Pek üzülmüşlerdir, afiyetteler mi? Üzülmek ne kelime? Kahroldular. Tek tesellimiz Şehzademiz İbrahim'in hayatta olması. Son anda geçmişler önüne. Rabbim yardım etmiş de yani olmuş katline. Ey ayrılığıyla göklerin yerlerin ağladığı oğul. Ayrılığın yüzünden gönül kanlar içinde kalmış, akılla can da ağlaşıyorlar. Dünyada senin yerini tutacak hiç kimse yoktur. Bu sebepledir ki senin mateminde hem bu dünya
hem de öbür dünya ağlamadadır. Cebrail aleyhisselamla diğer meleklerin kanatları mosmor olmuş. Bütün peygamberler, bütün veliler senin ölümün için gözyaşı dökmekteler. Bu matem içinde öyle bir hale geldim ki söz söylemeye kudretim kalmadı. Yoksa ağlamanın, feryat etmenin ne olduğunu ben aleme gösterirdim. Ey oğul. Sen bu dünya evinden gidince devlet, saadet tavanı yıkıldı. Ayrılıkla, ölümle imtihan edilenlere mutluluk dahi ağlamaya başladı. Ey aziz varlığım, hakikatte sen bir kişi halinde görünen yüzlerce alemdin dün gece. Senin için o aleminde, bu aleminde ağladıklarını gördüm. Ey oğul, sen gözden ırak düşünce göz de senin arkana takıldı gitti. Böylece can gözsüz kaldı da kanlar saçmaya başladı. Ağlamamı isteseydin sana yağmur gibi gözyaşları dökerdim. Fakat gönlümün kanlar saçarak böyle gizlice ağlaması daha iyi. Senin için ağlamak değil, ayrılığınla tulumlar dolusu gözyaşı dökmek, her an kanlarla erimek, her nefes feryat etmek gerek. Yazık, yazık, yazık ki her şeyi açıkça gören, nur ve imanla dolu olan gözlere bu fani gözler ağlamaktadır. Ey oğul. Ey süratle uçan devlet kuşu. Yaydan ok gibi fırladın gittin. Şimdi yay da senin için ağlamadadır. Şehzade Kasım'la birlikte Şehzade İbrahim de idam edilecekmiş. Tevatür o ki son anda vazgeçmişler. Çok şükür paşam, çok şükür. Şehzade İbrahim'i de toprağa verseydik nice olurdu halimiz. Allah muhafaza, inkirazın eşiğine gelirdi hanedanımız. Bugün bu saraydan tabut çıkmayabilirdi Hüseyin Paşa. Şehzade Kasım hala sağ olabilirdi. Padişahımızı hal edip yerine Şehzade Kasım'ı çıkartarak mı? Cümle Osmanlı mülkünün temeli adalet üzerinedir. Sen de çok iyi bilirsin ki hünkârımız daire-i adaletten çoktan ayrıldı. Esas sen ayrıldın paşam. Ayrıldın ve Kösem Sultanımızın dairesine girdin. Seni bir defa kolladım. Görmezden geldim. Lakin aynı hatayı tekrarlarsan karşına ilk ben dikilirim.
keşke hadiseler çığırından çıkmasa. Ve siz de böyle bir karar vermeye mecbur kalmasaydınız hünkârım. Allah şehzademize rahmet eylesin. Amin. Validemle birlik olup saltanat hayalleri kurdu. Bizzat ikaz ettim onu. Validemi kopardığı fırtına yakandı. Aslında ben de validenizle alakalı konuşmak istiyordum. Vakti değil belki. Ancak dün gece yaşananlar. Söyle Yusuf. Aklındakini olduğu gibi söyle. Çok şükür kılınıza dahi zarar gelmedi. Tehlikeyi savuşturduk. Lakin valideniz... yaşadığı acının tesiriyle tekrar harekete geçebilir. Bilhassa Şehzade İbrahim sağken. Gel. Sultanım. Bunu nasıl söyleyeceğimi hiç bilmiyorum. Hünkârımızın emriyle sizi buradan alıp götürmek vazifemmiş. Benim cezam da buymuş demek. Ne emretti Sultan Murat? Canımın alınmasını mı? Validem. Ne oluyor? Yoksa abim idam fermanınız... Ağzınızdan yer alsın sultanım. Düşündüğünüz gibi değil. Valide sultanımız hünkârımızın emriyle bir müddet zindanda kalacaklar. Kardeşimi katlettiği yetmedi. Bir de şimdi sizin zindana mı atıyor? Validem siz ne olursa olsun valide sultansınız. Bu alenen hakaret. Karşı çıksak ne fayda Atiken? Kabulleneceğiz. Sana düşen benim yokluğumda İbrahim'e göz kulak olmak. Kardeşine sahip çıkmak. Anladın mı? Ne günlere kaldık validem. Ağlamak yok.
Sen güçlü olmak zorundasın. İhtiyacınız olursa ağları söylemeniz kâfi. Ben icabına bakarım. Yalnız bırak beni. Sultanım. Bana kızmadınız öyle değil mi? Ben sizi buraya getirmektense canımı bile vermeyi yeğlerdim biliyorsunuz. Lakin buradan çıkacağınızı biliyorum. Bu yüzden o gün yanınızda olabilmek için ben... Şehzade daha idam edilmiş. Güya kardeşi katline son verilecekti. Peşi sıra tabut çıkıyor hala saraydan. Yalanmış. Hepsi yalan. Toprak bile feryat etti dün gece. Zelzele neden oldu sanıyorsun? Şehzade Kasım'dan kurtulduk. Kurtulduk kurtulma sana da. Kösem Sultan ve Şehzade İbrahim hala yaşıyor. Sultan Murat dokunmamış onlara. Şimdilik onlara da sıra gelecek elbet. Ya Kösem Sultan rahat durmazsa? Karşılık vermek isteyecektir. Attıkları, atacakları her adımdan haberimiz olmalı. Hatta biz yön vermeliyiz onlara. Tabii bunun yolu Halil Paşa'dan geçiyor. Kayıplara karışmış. Sen şu düşüp kalktığı Eleni Hatun'la irtibatı koparma. Ondan çok şey öğrenebiliriz. Emredersiniz paşam. İbrahim.
Korkma. Bak. Şimşirlik burası. Burada saklanacağız. Kimse bulamaz bizi. Ne kadar belli etmemeye çalışsak da malum hadiseler korkuttu biçareyi. Ağlamaktan helak oldu. Uyutana kadar aklı karayı seçtim. Sen biliyor muydun Atike? Validemin beni tahttan indirip yerime Kasım'ı çıkartmak istediğini. Doğru söyle Atike. Dürüst ol. Madem dürüst olmamı istiyorsunuz. Biliyordum. Öğrenmiştim. Yazık. Herkesten beklerdim. Senden beklemezdim Atike. Validem abin kardeşlerini öldürecek. Eğer yaşamalarını istiyorsan susacaksın demişti. Haklıymış. Öldürdün abi. Kasım'ı öldürdün. Öz kardeşini öldürdün. O artık yok. Validemin yaptıklarını bile bile bunu nasıl söylersin Atike? Ben onu öldürmeseydim onlar beni öldürecekti. Hayır. Hayır böyle bir şey olmayacaktı. Validem bana söz verdi. Sen hayatta kalacaktın. Hepiniz yaşayacaktınız. Ben sustuysam sebebi bu. Böyle mi kandırdı validem seni? Doğrusu Atike. Bunu duyduğun an gelip bana söylemedi. Sen söylemedin. Söylesem ne olacaktı abi? Kasım'la İbrahim'i öldürmekten vaz mı geçecektin? Biliyorum abi. Biliyorum. Kasım'la İbrahim'in katli için fetva istediğini biliyorum. Sakın bana dün geceyi bahane etmeye kalkma. Sen kararını çoktan vermiştin. Kabul et. Sen de masum değilsin. Eğer hala vazgeçmediysen, eğer hala İbrahim'in canını almaksa niyetin, bir cellat da bana yolla. Zira İbrahim'e bir şey olursa bir dakika beklemem, ben de kendimi öldürürüm. Baba ne oluyor? Zerzeli mi? Yok bir şey sultanım. Buyur sen. Thank you.
Oğlum. Biz ne tahayyül etmiştik. Lakin başımıza ne geldi? Günün sonunda siz rutubetli duvarlar ardında tutsaksınız. Bense soğuk bir mezarda çürümeyi bekliyorum. Keşke senin yerine ben girseydim mezara. Artık bir kalbim yok. Seninle birlikte toprağa gömüldü. Ne diyelim ki kaderimiz böyleymiş. Kadere mi? Yoksa o gömdüğünüz kalbinize mi yenildik? Vaktiyle padişah olmak istiyorsan cesur olmalısın demiştiniz bana. Cesur ve kararlı. Ben oldum validem. Lakin siz tereddüt ettiniz. Eğer ben bugün öldüysem sebebi sizin Hünkar abime olan sevginiz ve merhametiniz. Gidelim mi? Ölüm ne tuhaf. Zamandan, mekandan, cisimden azade olmak. Her şeye dışarıdan bakabilmek. Mesela bu saray. Benim sarayım olacaktı. Bu harem. Benim. Oysa şimdi en fazla birkaç gün yas tutacaklar ardımdan. Sonra unutacaklar. Kubbenin altında can veren, idam edilen onlarca şehzadeden biri olacağım sadece. Hakkımda en fazla Kösem Sultan'ın bir kış gecesi cellatların elinde idam edilen oğlu diyecekler. Yetişemediniz zira. Kurtaramadınız. Ben mani olmak istedim. Cellatların elinden seni kurtarmak istedim. Geç kaldınız validem.
Bu gece zaferimizi kutluyor olabilirdik. Abim Şimşirlik'te yaptıklarının cezasını çekerken ben tahta oturuyor olurdum. Ne yazık ki tahta oturmak bana asla nasip olmayacak. Sefere çıkamayacağım. Zaferlerim olmayacak. Baba olmak nasıl bir his, asla öğrenemeyeceğim. Cuma selamlığına çıkamayacağım. Atımın sırtında arıza endam ederken ahali bir kez olsun Sultan Kasım çok yaşa diye haykıramayacak. Biri bize ihanet etti. Biri ifşa etti bizi. Fakat kim olduğunu bulacağım, merak etme. Ve kendi ellerimle boğacağım. Uzaklarda aramanıza gerek yok valide. Müsebbibi belli. Hayallerimize mani olan, her şeyi berbat eden o. Sultan Murat. Ve durmayacak. Sıra kardeşim İbrahim'e gelecek. Sizi esir eden, beni öldüren o sevginizden de merhametinizden de kurtulun artık. Öldürün onu. O bir katil. Sultan Murat bir katil. Zalim. Zorba. Öldürün validem. Öldürün. Yaşamayı hak etmiyor. Yoksa siz öleceksiniz. İbrahim ölecek. Açılan bir kabus gördünüz. Hangisi hayal, hangisi gerçek ayırt edemiyorum artık. Keşke yaşadığım her şey bir kabus olsaydı. Uyansaydım ve bütün evlatlarım yanımda olsaydı. Osman, Mehmet, İbrahim, Kasım. Tek isteğim bu olurdu. Ben de karşınızda böyle çaresiz olmamayı, acınızı dindirebilmeyi isterdim sultanım. Keşke bir yolu olsaydı. Başımız sağ olsun. Dün gece neden gelmedin kemankeş? İşaret fişeğini görür görmez harekete geçtim sultanım.
Hüseyin Paşa ani baskın verdi. Gemiden çıkamadım. Ne yaptıysam olmadı. E şimdi nasıl gelebildin? Sultan Murat beni zindana attı, kardeşinin canına kıydı. Sana nasıl bir şey yapmadı? Hüseyin Paşa sustu sultanım. Mazinin hatırına beni ifşa etmedi. Yetişebilseydim, vaziyetin seyri değişirdi. Değişmeseydi de sizi yalnız bırakmamış olurdum. Beni affedin. Affedilecek bir şey yok. Biz büyük bir alçaklığın kurbanı olduk. Şu halime bak. Eski saraya dahi giderken ayak sürüyen ben, sarayın zindanlarındayım şimdi. Kaybettim Kemalkeş. Kaybettim. Evladımla birlikte karanlığa gömüldüm. Yapmayın sultanım. Siz vazgeçen, pes eden biri değilsiniz. Hiç olmadınız. Tabiatınız da yok. Ben gördüm sultanım. Kudretinize, yaptıklarınıza bizzat ben şahit oldum. Bitti. Bundan sonra iflah olmaz denen ölümlerden, yangınlardan çıkışınızı gördüm. Bu sebeple biliyorum ki hiçbir karanlık ışığınızı boğamaz. Vazgeçmeyin sultanım. Vazgeçmeyin. Hindistan'ın Babürlü hükümdarı Muhammed Hürrem Şah bu mektubu size yollamışlar hünkârım. Hindistan Şahı da Acem fitnesinden bıkmış. Bizimle beraber sefere katılmak isterler. Acemlere karşı kuyruk acısı var. Atası Timur'un fethettiği Semerkant'ı geri alma niyetinde. Birkaç kez ele geçirdi lakin Şah Safi yüzünden muvaffak olamadı. Gücümüze güç katacakları aşikar. Sinan Paşa, derhal bir çavuşla haber yollayın. Teklifleri kabulümdür. Bağdat valisi Bektaşan, uzun menzilli, güçlü toplar hazırlatmış hünkârım. Mazandaran'dan binlerce tüfeğin kendaz asker getirtmiş. Her meydanına çıkmaya cesareti yok paşam. Belli ki kale savunması yapacak. Bütün acemler gibi. Yiğitlikten bir haber. Yiğitliğin dili dini milleti olmaz Dair Paşa. Yiğitlik yürektedir. Hünkârım, geç kaldığım için bağışlayın. Lakin mühim bir haber alınca teyit etmek istedim. Hayır olsun Kemalkeş. Pek hayır değil. Venedik donanması Akdeniz'de Cenevizi gemilerine saldırmış. Bununla da kalmamış. Kilis sancağındaki köyleri işgal edip yakıp yıkmış gafiller. Yüzlerce insan canından olmuş. Derhal Venedik balyosunu çağır bana. Getirdim hünkârım, burada. Gelsin. Venedik balyosu, Signor Pietro Foscarini. Sultan Murat Han Hazretleri, dostunuz ve mütebiginiz Venedik Dorju Francesco Erizo adına sizi hürmetle selamlarım.
sizin dostluktan anladığınız topraklarımı yağma edip masum ahaliyi katletmek mi? Nedir sizin niyetiniz? Alenen Osmanlı'ya savaş ilan etmek mi? Haşa. İzin verin izah edeyim. Et. Kilis Sancak Bey ile Cenevizliler anlaşıp Venedik gemilerinin ticaret yapmasına mani olmuş. Mallarımıza el koymuş. Madem böyle bir hadise vuku buldu, sizin benim huzuruma gelip benden yardım istemeniz gerek. Lakin siz bu bahaneye sığınıp topraklarımı yağma ettiniz. Neticelerinde de katlanacaksınız. Kapıdan paşa. Emredin hünkârım. Donanmayı hazır et. Menzilimiz belli. Venedik. Padişah Hazretleri, yapmayın ne olur. Bu meseleyi sulh içinde halledebiliriz. Sulh için evvela savaşacağız. Var git Venedik dojuna de ki, eğer bu meseleyi derhal halletmezlerse Osmanlı'da yaşayan bütün Venediklileri kılıçtan geçir. Hünkârım bağışlayın. Lakin Şark seferine çıkarken arkamızda bize düşmanlık edecek bir Venedik donanması bırakmak bilmem ne kadar doğru olur. Kararım kati paşa. Venedik topraklarıma bir harami gibi saldırmanın bedelini ödeyecek. Sultanım, sizin için hususi hazırlattım. En sevdiğiniz yemekler. Yemeyeceğim bir şey. Sultanım, yapmayın ne olur. Hastalığınız malum. Aç kalmamamız gerek. Maazallah, eğer size bir şey olursa ben... Biz ne yaparız sonra? Sinan Paşa, tüm Venedikleri öldürmek ne demek? Sultan Murad'ın niyeti ki devleti ebediyen birbirine düşman etmek mi? Padişah Hazretleri öfkelendiği vakit gözü hiçbir şey görmez. Müsterih olun. Kararını tekrar gözden geçirecektir. Ya vazgeçmezse? Yüzlerce Venedikli İstanbul'a gelir gider. Galata'da ticaret eder. Onları korumaya mecbursunuz. Elimden geleni yapacağım, merak etmeyin. Sinan Paşa, elinizden gelenin fazlasını yapın. Bu çılgınlığa mani olun. Unutmayın. Cezbit tarikatı sayemizde ayakta duruyor. Eğer desteğimizi çekersek yok olur gidersiniz. Sultanım. Ne olur, bir lokma olsun yiyin. Sultanım, size bir şey olacak diye çok korkuyorum. Aç.
Hünkârım, niçin yapıyorsunuz bunu? Niyetiniz nedir? Maazallah kendinizi öldürmek mi? Belki de en hayırlısı budur Yusuf. Herkes ölmemi bekliyor. Allah bizi sizin yokluğunuzda sınamasın. Keşke maziye dönmenin bir yolu olsa. Ana oğul birbirimize kenetlenebilsek tekrar. Eskiden hayrandım ona. Cesaretine, kudretine, düşmanına karşı acımasızlığına, dostuna karşı şefkatine. Bizim için canını dahi verdi. Ben ölebilirdim. Şimdi tek derdi tahtı saltanattı. Siz isteseniz de o ana oğul gibi olamazsınız hünkârım. Mümkün değil. Biriniz Cihan Padişah, biriniz Valide Sultan. Saltanat da yüce atanızın dediği gibi. Ancak bir cihan kavgası. Birimizden biri ölmeden kavga bitmez. Öyle mi Yusuf? Gel. Hacı anne söyleyeceksen sonra gel. Hünkârımız müsait değil. Mesele mühim paşam. Hünkârım, Kösem Sultanımız hiç iyi değil. Ne oldu, nesi var? Ağzına hiçbir şey koymuyorlar. Eğer böyle devam ederse hünkârım, dayanamazlar. Beni böyle cezalandıracağını mı düşünüyorsun? Aklınca kendini öldüreceksin. Yükü de benim omuzlarıma ekleyeceksin, öyle mi? Senin vicdanının yükü öyle ağır ki benimki hiç kalır yanında. Hem yiyemiyorum ben. Ağzıma attığım her lokma Kasım'ın eti gibi geliyor. İçtiğim her şey Kasım'ın kanı gibi geliyor, yiyemiyorum. Ben de senin oğlunum. Onları korudun, kolladın. Benim canımı almak istedin. Niçin? Ben kardeşimi katlettim. Müsebbibi sensin. Kaçıyorsun değil mi? Aynaya nasıl bakacaksın? Aynaya her baktığında hakikat yüzüne tokat gibi çarpacak. Kardeş katilinin suretini göreceksin her seferinde.
Sen aynaya baktığında ne görüyorsun Valide? Baktın mı anne? Gördün mü Fare ile Mustafa'nın katilini? Evet, onları öldürdüm. Çünkü seni bana karşı, kardeşlerine karşı doldurdular. Zaten çoktan hak etmişlerdi. Seni de tahttan indirmek istedim. Ama Allah şahidim olsun, senin canını almayacaktım senin kardeşine yaptığın gibi. Asla böyle bir şeye niyetim yoktu. Evet, seni tahttan indirmek istedim. Çünkü sen bir padişahta olması gereken vasıflara sahip değilsin. Sen o tahtı hak etmiyorsun. Kim hak ediyor peki? Kasım mı? İbrahim mi? Sen kendine padişah aramıyorsun ki. Oyuncak arıyorsun. Değil mi validem? Sakın bana validem deme. Sakın. Sana sütümü de hakkımı da helal etmiyorum. Kasım'ı öldürdükten sonra benim senin gibi bir evladım yok artık. Kösem Sultan'ı dairesine geri götür. Allah sizden razı olsun hünkârım. Sultanım. Sultanım. Hekim çağırın çabuk. Sultanım. Sinan Paşa'm, hoş geldiniz, safaları getirdiniz. Hadi toparlan bakalım, gidiyoruz. Paşa'm, bırak beni kendi halime. Bozmayın keyfimi. Yazık ediyorsun kendine Emir Çelebi. Şu afyon denen illet zihnini bulandırıyor. Sen ki cihanın en mahir hekimisin. Ellerin şifadır. Ölen karıma şifa olmadıktan sonra neyleyim ben bu elleri? Hiçbir şey yitip giden sevdiklerimiz geri getirmez. Sığındığın afyon da derdine çare olmaz. İstesen de unutamazsın. Karını kaybettin belki. Lakin başkalarının hayatlarını kurtarabilirsin. Bu cihanın kaderini değiştirebilirsin. Hadi. Validem. Hacı Ağa hastalandığınızı söyleyince çok telaşlandım. Afiyette misiniz? Bugün de ölmedim, merak etme. Her şerde bir hayır vardır validem. Hastalığınız Hünkar abimin aklını başına getirdi. Verdiği cezadan vazgeçti. Ölmüşüm kalmışım ne fark eder? Hünkar abin koca cihanı zindan etti bana. Diri diri mezara koydu. Öyle demeyin validem. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Hem unutmayın, İbrahim sizin sayenizde hayatta. Onun için ayakta kalmaya mecbursunuz. İbrahim nasıl?
Her daim gidiyorum yanına. Alakadar oluyorum, merak etmeyin. Sultanım, nişancı Sinan Paşa haber yollamış. Mühim bir mevzuda sizinle görüşmek istiyormuş. Ne istiyorsunuz? Niye geldiniz? Şehzadem, hünkârımı sizi çağırıyorlar. Ne malum doğru söylediniz? Belki de tuzak bu. Beni hünkâr abimi öldürtmek niyetindesiniz. Zinhar çıkmam buradan, götüremezsiniz. Haşa şehzadem. Hünkârımız kendileri emir buyurdular. Beri durun. Gelmiyorum ben. Varın söyleyin hünkâr abime. Ben kendisine sadığım. Zinhar ihanet etmem. Valide Sultanım. Sinan Paşa. Nedir benimle konuşmak istediğin mühim mesele? Şehzade Kasım Hazretlerinin vefatı hepimiz derinden sarstı. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. İşittiğimize göre Sultan Murat Şehzade İbrahim'in de katlini emretmiş. Siz mani olmuşsunuz. Şimdilik vazgeçti. Mevzubahis Sultan Murat olunca emin olamıyorum tabii. Bizim endişemiz de bu sultanım. Bağışlayın fakat ben de herkes gibi hünkârımıza olan inancımı kaybettim. Maazallah Şehzade İbrahim'e bir şey olursa... ...hanedanımızın kaderi meczup Şehzade Mustafa'ya mı kalacak? Allah'ım esirgesin. Şehzademi korumak için ne gerekiyorsa yapacağım. Ben de bu sebeple geldim. Bilmeniz gereken mühim bir husus var. Hünkârımız ölümcül bir hastalığın pençesinde. Ne demek istiyorsun sen Sinan Paşa? Kösem Sultanım, Emir Çelebi... Malumunuz hünkârımızı iyileştirmişti. Bu sebeple hekimbaşı yapıldı. Söyleyeceklerini duymak isteyeceksiniz. Emir Çelebi, nedir oğlumun vaziyeti? Sirus Sultanım, karaciğeri günden güne çürüten bir illettir. Eğer ilerlerse kurtuluş olmaz. Çaresi yok mu? İlaçlarını muntazam kullanır, meydan uzak durursa hastalık yavaş seyreder sultanım. Lakin doğru tedavi tatbik edilmezse tez vakitte öldürür. Ne demek istiyorsun sen Sinan Paşa? Neyi ima ediyorsun? Ben size yalnızca olacakları söylüyorum sultanım. Karar size kalmış. Unutmayın ki Devlet-i Aliye'nin istikbali ve dahi geride kalan tek şehzadenizin hayatı bu karara bağlı. Sultan Murat Han Hazretleri.
İbrahim. Seni çağırdım, niçin gelmezsin? Ben inanmadım hünkârım. Tuzak kuruyorlar sandım. Bağışlayın. Ben size sadığım. Asla çıkmam buradan, zinhar. Ben böyle olsun istemedim İbrahim. Allah şahidim olsun. Mecbur bıraktılar beni. Validem ihanet etti bana. Kasım da öyle. Bir padişah kendisine yapılan hıyaneti affetmez. Ederse padişah olamaz demiştiniz. Peki hünkârım, benim suçum neydi? Hiçbir günahım yokken o gece cellatları üzerime niçin yolladınız? Hem de gözlerimi içine baka baka. Eğer zelzele olmasaydı o gece ölmüştüm. Niçin? Ben söyleyeyim. Kasım gibi, benim gibi bir gece ansızın öldürülmekten korktunuz. Seni kurtaran şey zelzele değildi İbrahim. Masumiyetinde. Sakın kaybetme kardeşim. Zira masumiyetini kaybedersen her şeyi kaybedersin. Benim gibi. Seni çağırma sebebime gelirsek İbrahim, benimle geleceksin. Sen nasıl çıktın? Hünkâr abim çıkardı validem. Sefere beni de götürecekmiş. Aklı sıra bana karşı tedbir alıyor. Kim bilir? Belki de bu son görüşünüz. Seferden dönemem. Şişt. Ben sana söz verdim. Cellatlara siper olurum dedim, oldum da. Yine olurum, yine de teslim etmem seni. Tamam, abini koruyamadım. Fakat seni koruyacağım. Seferden sağ salim döneceksin. Ve bu korkuların son bulacak. Sakın validem. Sakın beni tahta çıkarmayı aklınızdan dahi geçirmeyin. Tahtı da saltanatı da yerin dibine batsın. Ben yaşamak istiyorum. Ben ne yaptıysam sizin hayatta kalmanız için yaptım. Ama başaramadınız validem. Öldü. Öldü. Bir daha asla onu geri getiremeyeceksiniz. Beni onunla aynı kadere mahkum etmeyin. Size yalvarırım. Bırakın beni kendi halime. Bırakın beni ne olur. Kendi kitaplarımın içindeki diyarlarda kaybolayım. Bir gece dahi olsa cellat gölgeleri görmeden huzurlu bir uyku uyuyayım.
Gel. Hünkârım, beni görmek istemişsiniz. Malumun sefere çıkıyorum. Allah yolunuzu açık etsin hünkârım. İnşallah zaferle dönersiniz. İnşallah. Kayam sana emanet. O benim tek evladım. Gözünden dahi sakın. Yokluğumda haremi sen idare edeceksin Atike. Nasıl? Validem dururken bu vazife bana düşmez hünkârım. Bilhassa valideme göz kulak olacaksın Atike. Arkamdan bir tertibe girerlerse engel olacaksın. Baş aznedarında her daim yanında olacak. Baş haznedar mı? Senelerdir haremde. Her daim sadık oldu. Benim ona itimadım tam. Hayırlara vesile olsun. Lütfettiniz hünkârım. İnşallah bu güveninize layık olurum. İnşallah. Sultanım, sizi zindana attıkları gece ben de karanlığa gömüldüm. Bilhassa hasta olduğunuzu işitince kahroldum. Şükürler olsun buradasınız. Sizi böyle dimdik ayakta gördüm ya. Ölsem de gam yemem artık. Dimdik ayaktayım, evet. Her daim olduğu gibi. Zira başka çarem yok. Fakat ruhum ölmeden huzur bulmayacak. En büyük umudumu kaybettim ben. Kasım'ı kaybettim. İbrahim bir meçhule gidiyor. Seferde, benden Irak'ta. Ne olacak hiç bilmiyorum. Evet sultanım. Sizden ırak ama bana yakın. Allah şahidim olsun ki cesedimi çiğnemeden hiç kimse şehzademize ulaşamaz. Ölmenizi değil, oğlumla birlikte sağ salim geri dönmenizi istiyorum. Sevdiklerimin ölümüne tahammülüm yok artık. Benim de arzum bu sultanım. Dönmek ve bir kez bile olsa sizi görebilmek. Vazifen mühim Emir Çelebi. Aman diyeyim tedbirli ol. Şüphe çekme. Bana güvenebilirsiniz paşam. Kösem Sultanımızı ve sizi sükûta hayale uğratmayacağım. Sinan Paşa, hayırdır inşallah siz burada? Mühim bir şey değil Yasef Efendi. Midem rahatsız biraz. Emir Çelebi bir ilaç verdi, rahatladım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi kolay gelsin. Hekimbaşım, istediğiniz otları getirdim. Sefer uzun olacak, miktarı kâfi gelir mi? Gelir, gelir. Hekimbaşım, hünkârımıza yaptığınız şifanın sırrını bana da öğretseniz.
üzerinizden yük alırım. Vakti gelince öğretirim elbet. Hadi oyalanma. Birazdan yola revan olacağız. Sultan Murad'ı halledeceğimiz gün biz öyle bir savaşa giriyoruz ki muhtemel neticelerine razı ve hazır olmamız icap eder demiştin. Ben o vakit razı gelmemiştim. Şimdi razı gelmediğim için pişmanım. Sultanım, doğru mu anlıyorum sizi? Amansız bir hastalığa tutulmuş. Sirus denen illet. Sinan Paşa geldi. Şehzademin ölümüne üzülmüş. Herkes gibi korkmuş ve telaşlanmış. Emir Çelebi'yi getirdi. O da her şeyi anlattı. Eğer doğru tedavi edilmezse ölüme götürülmüş. Ayrıca Sinan Paşa devletin istikbali için benim acilen bir karar vermem gerektiğini düşünüyor. Sultanım, bu kadar mühim bir mevzuda Sinan Paşa'ya itimat edebilir miyiz bilmiyorum. Bundan nasıl bir menfaati olabilir ki? Eğer yanlış yaparsa ilk onun kellesi gider. Anlaşılan siz kararınızı vermişsiniz sultanım. Sirus sultanım, karaciğeri günden güne çürüten bir illettir. Eğer ilerlerse kurtuluş olmaz. Ne gerekiyorsa yapın Emir Çelebi. Oğlumun ilacını değiştirin. İyi düşündünüz mü sultanım? Bu karar... Dil söylemek istemese de hakikat bu kemakeş. Artık tek bir umudumuz var. İbrahim. Her ne pahasına olursa olsun onu korumak için elimizden geleni yapacağız. Emredersiniz sultanım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah kabul etsin yavrum. Bundan sonra adın Melek olsun. Melek Kalfa. Melek Kalfa. Artık baş hazinedar Kalfa sensin. İnşallah bu mührü layıkıyla taşırsın. Hiç şüphen olmasın Nerlezar Kalfa. Sonbahar geldi. Murat Bağdat'a yaklaşmıştır. İçim hiç rahat değil hacı. Emir Çelebi'ye o emri vermekle hata mı ettim bilmiyorum. Sultanım, ne olur. Daha fazla düşünmeyin artık. Siz ne yaptıysanız... Şehzademiz İbrahim'i kurtarmak için yaptınız. Doğru. Akıbeti Kasım gibi olsun istemedim. Kanı yerde kaldı evladım. Kalmayacak sultanım. İnanın bana, kalmayacak. Halil Paşa'mız iz üstünde. Birinden şüpheleniyormuş. Sultanım, o gece bizi kim ele verdiyse bulması yakındır. Ne yapıyorsun Hatun'a? Ben merak ettim sadece. Merak ettim. Öyle bakıyordum. Sen kimi kandırıyorsun ha? Sen. Bizi ele veren sen, değil mi? Durun paşam. Yapmayın. Söyle. Kimin için çalışıyorsun? Söyle! Sultanım. Venedik balyosu Pietro Foscarini geldi. Valide Sultan Hazretleri. Bu kadar acil görüşmek istediğinize göre mesele miyim? Venedik ile Osmanlı arasındaki mesele malumunuz. İki devletin kolayca çözebileceği bir mesele çığ gibi büyüdü. Hayli uzgunuz. Rahmetli babam Venedikliydi. Her daim Venedik'e sahip çıktım. Fakat siz topraklarımıza saldırdınız. Tüm zararı ziyanı karşılamaya hazırız. Ancak Sultan Murat kabul etmedi. Osmanlı donanması üzerimize gelecek. Tüm Venedikliler idam edilecek. İnsanlar can derdine düştü. İstanbul'u terk ediyorlar. İsabet olmuş. Sultanım, ne isterseniz yapmaya hazırız. Yeter ki bizden desteğinizi esirgemeyin. Yardım ederim. Fakat Cizvit tarikatını bana verirseniz. İstanbul'daki yılanın başını istiyorum. Sultanım, nasıl olur? Cizvit tarikatı yıllar önce bu topraklardan sürüldü.
Hepsi sürülmedi. Gülbahar Sultan ve Şehzade Bayezid'e yardım eden biri var. Onu istiyorum. Siz onu bana verirseniz ben de Sultan Murat'ın emrinin tatbikine mani olurum. Kimdir o? Yakup o. Benim Eleni. Halil Paşa hakkında mühim bir haber getirdim. Halil Paşa! Gülbahar'ın köpeği. Demek gizlice kuyumuzu kazarsınız, öyle mi? Ha? Konuş. Bu işin içinde kimler var? Konuş. Konuş! Gülbahar Sultan'a yardım eden paşa kim? Konuş! 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 Sultan Murat Han. Muhammed Hürrem Şah. Sonunda Hindistan'ın meşhur hükümdarıyla tanışmak nasip oldu. O şeref bana ait. Bana kullarım Şah-ı Cihan der. Benim Şah-ı Cihan'ımsa Zat-ı Şahanenizdir. Evvela hediyelerimi kabul etmenizi dilerim. Mücevherlerin hepsini bizzat kendim yaptım. Kemeri ise en mahir sanatkarlarımız nakşetti. Bir yılda tamamlandı. Valideniz Kösem Sultan için. Bu muazzam hediyeye validem epey sevinir. Pek kuvvetli olduğunuzu işittim. Bilhassa ok ve cirit atmada üstünüze yokmuş. Ben de gergedan derisinden bir kalkan getirdim size. Bu kalkan tam 8 kat olup hiçbir mızrak işlemez. Demek mızrak işlemez, öyle mi? Ağalar. Cirit getirin. Şehzadem, ben
Sizi merak ettim. Neden dışarı çıkmıyorsunuz? Afiyette misiniz? İyiyim, böyle çıkmayacağım. Müsaade var mıdır şehzadem? Ben daha küçücük bir çocukken aldılar beni saraya. Bambaşka bir alemin içine girdim. Başlarda kimseyle konuşamadım. Ta ki benden haz etmeyen bir sekban yayını çekip okunu bana doğru fırlatana kadar. Sonra ne oldu peki? Neredeyse göğsümü delip geçecekti. Tesadüfen kaçtım da öyle kurtuldum. Kaderin bize ne getireceği bilinmez. Öyle korktum ki oktan. Öyle hafızama kazındı ki o an. Osmanlı'nın en iyi kemankeşi ben oldum. Bir daha kimse yanıma bile yaklaşmaya cesaret edemedi. Biliyorum. Siz de korkuyorsunuz şehzadem. Haklısınız da. Sizi anlıyorum. Ancak teslim olmayın. Korku cesareti cebinde taşır. Her neden korkuyorsanız onu bir zırh gibi giyin üstünüze. Ve unutmayın. Ben her daim yanınızda olacağım. Güzel sözler bunlar. Cesaret verici. Peki kemankeş, senin gözünün önünde kardeşlerini öldürdüler mi? Onların çaresiz, aman dilenen bakışlarına şahit olur mu sen? Sevdiklerin ölürken onları seyretmek nedir bilir misin? O yüzden anlıyorum deme. Müsaadenizle şehzadem. Kadar var mıymış? Emredersiniz. Söyledim. Kimsenin kudreti yetmez. Tam size layık bir kalkan. Dediğiniz kadar varmış hakikaten. Yine de benim merakımı cezbetti. Bir de ben deneyim. Thank you.
Muazzam bir atış. Anlattıkları kadar güçlüymüşsünüz. Cirit işlemeyecek kalkan yoktur. Yeter ki kişi kendi kudretinden şüphe etmesin. Tanış biri soysuz. Tanış! Kösem Sultan'ı kim ihbar etti? Ha? Arkanda kimler var? Bilmiyorum. Bak, konuşursan canını bağışlarım. Aksi takdirde burada ölüp gidersin. Başka bir şey bilmiyorum paşam. Yapma. Dur. Konuş. Gülvar Sultan'a yardım eden paşa kim? Söyle. Başka bir şey bilmiyorum paşam. Dur Allah aşkına dur. Yaralarını tuz bas. Acemler kaçak dövüşmeye adet edinmiş. Her fırsatta şehirlerimize baskın yapıp kaçıyorlar. Artık sabrımız taştı. Şah Safi'ye bir ders vermenin vakti geldi de geçiyor. Allah'ın izniyle Bağdat'ı fethedelim. Şah Safi kaçacak, delik arayacak kendine. Ciğerini bilirim ben onu. Bağdat valisi Bektaşan'a güveniyor. Keşke gelse de askerlerin başında dursa. Nerede o yürek? Yoksa sen şu meşhur Emir Güney misin? Safevi Hanedanı'nda. O seneler evveldi. Artık o bana sadık, benim bir paşam. Çetin bir cenk olacağı aşikar. Biz bu istikametten saldıracağız. Siz Dicle Nehri'nin diğer tarafından buradan saldıracaksınız. Böylelikle acemi kıskaca alacağız. Kaçacak hiçbir yerleri olmayacak. Ne oldu, konuştu mu? Konuştu sultanım. Konuştu da öyle bir isim verdi ki mümkün değil. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Kimmiş? Sinan Paşa. Senelerdir divanda olan nişancı Sinan Paşa. Emin misin? Mahsus söylemiş olmasın? Zannetmiyorum sultanım. Sira epey direndi. En nihayetinde de Sinan Paşa'nın adını verdi. Peki bulabildiniz mi o yılanı? Maalesef sultanım. Sarayda yok. Konağına da baskın verdik ama çoktan kaçmış hain. Hangi deliğe girdiyse bulacaksın onu Halil Paşa. Gidebileceği başka nere var diye Yakup Ağa'yla konuştum. Bir yer daha öğrendim. İşte burası. Her yeri arayın.
Belli ki buradan da kaçmışlar sultanım. Fakat merak buyurmayın. Nereye kaçarsa kaçsın bulup getireceğim sizi. Demek Cizvit hainleri Ayasofya'nın altına yuvalanmış. Bunca yıldır aradığımız haini dini devlet burnumuzun ucundaymış. Şimdi ne yapacaksın peki Sinan Paşa? İfsa olduğuna göre artık duramazsın burada. İstediğime ulaştım zaten. İçim rahat. Sultan Murat ve Kösem Sultan'ı birbirine düşman ettim. Yakında ikisi de birbirine düşecek. Burada yapacak bir şeyim kalmadı. Kaçacağım. Ben de öyle düşünmüştüm. Senin için bir gemi ayarladım. Yarın sabah o gemiyle Venedik'e gideceksin. Orada seni adamlarım karşılayacak. Hala. Nedir vaziyet hekimbaşı? İlaçlar işe yarıyor hünkârım. İnşallah daha iyi olacaksınız. Hala. Valide sultanımızın namı Hindistan'a kadar yayılmış. Şahı Cihan paha biçilemez bir hediye seçmiş. Öyle. Validem burada dahi yalnız bırakmıyor beni. Kendini hatırlatıyor. İstersen senin olsun kemer. Fakat hünkârım. Valide sultanımıza başkanam gerekmez. Hünkârım bağışlayın, rahatsız ediyorum. Şehzade İbrahim Hazretleri. Yok. Hiçbir yerde bulamıyoruz. Hünkârım. Herkesi sorgu sual ettik. Ağalar yemin verdiler. Şehzademizi çadırdan çıkarken kimse görmemiş. Hünkârım. İbrahim. Ne yapıyorsun burada? Ben uyuyordum abi. İbrahim. Uzat elini kardeşim. Burada uyuyorsun İbrahim. Niye yatağına yatmıyorsun? Bir tek burada iyi hissediyorum. Sadece burada uyuyabiliyorum. Yoksa gölgeler geliyor. Rahat vermiyorlar. Thank you.
Sinan Paşa sandığımdan daha karanlık işlere bulaşmış. Kemankeş haklıymış. Ona itimat etmemeliymiş. Sultan, böyle olacağını nereden bilebilirdiniz ki? Halil Paşa o haini elbet yakalayacak. İçinizi ferah tutun. İnşallah hacı, inşallah. Zira bilmeden öyle büyük bir hataya düştüm ki. İbrahim'in hayatı tehlikede. Gel. Valide Sultanım. Venedik Balyosu Signor Foscarini mektup yollamış. Sinan Paşa. Signor Foscarini, epey geç kaldın. İnşallah bir aksilik yoktur. Demek bana ihanet ettin. Sinan Paşa. Sultanım. Bu kadar kolay kaçabileceğini mi sandın? Adamın Yakup elimizde. Her şeyi itiraf etti. Artık kim olduğunu biliyoruz. Biraz geç olmadı mı sultanım? Ne bekliyorsun? Seni takdir etmemi mi? Sen de her hain gibi... Er yahut geç, cezanı çekeceksin. Beni suçluyorsunuz. Fakat siz de masum değilsiniz. Sultan Murad'ın felaketine giden yolda suç ortaklarıyız. Hünkâr oğlunuzun ölüm emrini vererek günaha bulaştınız. İbrahim'in çukurdaki hali gözümün önünden gitmiyor Yusuf. Yoksa o da meczup amcam Mustafa gibi. Hekimlerimiz muayene eder. İnşallah bir çaresini bulurlar. Fakat nasıl desem? Çekinme Yusuf, söyle. Şehzademiz için bir çare yoksa eğer, bu Erşed olmadığı anlamına gelir. Ki her şey değilse tahta hiçbir zaman çıkamaz. Hünkârım, rahatsızlık vermek istemezdim lakin payitahttan mektup var. Mühim olabilir. Kim lan? Sinan Paşa. Demek başından beri aradığımız hain senmişsin. Şimdiye kadar başımıza gelen isyanlar, felaketler, yangınlar hep senin yüzündenmiş. Fakat artık yetti. Artık hanedanıma ve devletime zarar veremeyeceksin. Beni gafil avladınız. Kaçacak bir yerim yok. Ama bilin ki içim rahat. Artık kaybedecek hiçbir şeyim yok. Kapanması gereken bir hesabımda. Ben Gülbahar Sultan'ın ve Beyazıt'ın intikamını aldım.
Beni öldürürsünüz. Benim için her şey son bulur. Peki ya siz? Siz ne yapacaksınız? Sultan Murat ölmekten beter edecek sizi. Hünkârım, evvela arz etmek isterim ki tüm bunları size yazmaktan hicap ve üzüntü duyuyorum. Valideniz Kösem Sultan size yaptıkları bir yana, yarım bıraktıkları işi tamamlamakta kararlılar. Hekimbaşı Emir Çelebi ile anlaşmışlar. Size şifa diye verdikleri aslında zehir. Valideniz sizi öldürmek istiyor.